iktidarın kendini devlet zannetme hastalığına tutulduğunu düşünüyorum. Kendini devlet zannetme hastalığı iktidarı şöyle ithamların hakkını kendinde gören bir cinnetin içine düşürüyor. Yani siz mesela bir şey diyorsunuz, kendini devlet zannettiği için itirazı devlete itiraz gibi takdim etmeyi seviyorlar. İtirazı isyan gibi algılıyorlar. Eleştiriyi devletin varlığına kastedilmiş bir saldırı gibi algılıyorlar. Bu kendini devlet zannetme hastalığıdır. Halbuki hesap verebilen devletler saygındır. Hesabı hukuk önünde verebilen devletler saygındır. Doğru bilgileri iktidarı en büyük kuvveti haline gelebilme imkanı bulduğu ülkeler huzurlu ülkelerdir. Doğru bilgi. Bir memlekette bilginin doğrusu her şeyi düzeltebiliyorsa o ülkede işler yolunda demektir. Bu memleketimizde uzunca zamandır doğru bilgiyi falan bıraktık. Herhangi bir şeyi doğru tartışabilme, müzakere edebilme imkanımızı elimizden kaçırdık. Artık itirazınızın konusuna bakmadan, sözünüzün mahiyetine bakmadan sizin sözünüzü söylediğiniz yerin ithamıyla karşılaşıyorsunuz. Yani ben şimdi İyi Parti adına bir takım değerlendirmeler yapınca sözümün ne olduğundan bağımsız zaten biz sizi biliyoruz da başlayan bir ithamın öznesi haline getiriliyoruz. Dolayısıyla ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz önemlidir ama Türkiye'de siyasi meşruiyetin kaynağını kendisi zanneden iktidarın kendisine itiraz eden herkesi bir takım ithamlarla iftira alanının içinde tutup itibarsız hale getirmeye çalıştığı bir berbat alanda siyaset konuşuyoruz. Dolayısıyla siyaset çok sıkıştı. Gerçekten çok sıkıştı. Bu memleket bu dille yönetilmez. AK Parti üstelik bu dilin tam tersini kullandığı zamanlarda da iktidardı. Yani 2002'de geldiği zaman ben şimdi geçmişe dönük zaman zaman izliyorum. Hani çok böyle siyasetin şimdi gıptayla hayretle böyle izlediği eski siyasi parti genel başkanlarının bir arada katıldıkları programlar var biliyorsunuz. Ben onlardan mesela birkaç adım sonrasında Tayyip Bey'in iktidar yıllarında mesela bütçe konuşmalarını falan izliyorum Tayyip Bey başbakanken. Mesela bir konuşmasına denk geldim. Bütçenin yorgunluğu falan bitmiş, bütçe kabul edilmiş, tartışmalarla geçer bütçeler biliyorsunuz. Tayyip Bey kürsüde bütçe finalinde yaptığı konuşmada diyor ki efendim bu bütçe yorgunluğu dolayısıyla biraz sinirlerimiz hırpalanıyor biliyorsunuz. Bazen murad ettiğimizden fazla ağzımızdan bir takım laflar da çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden arkadaşlarımız lütfen kusura bakmasınlar, kalplerini kırdıysak bizi bağışlasınlar falan gibi. Yani şu anda birisi bunu rüyasında görse Tayyip Bey'in böyle dediğini ya kalkar abdest alır ki ben kötü bir şey gördüm diye. Şimdi 2003-2004'te böyle şeyler de olmuş. 4'te, 2005'te, 2006'da. Şimdi uzun iktidarlar hukukun dışında keyfi bir alana da dönüşünce bu nezaket de kayboluyor, bu istişare imkanları kayboluyor, bu demokratik teamüllere, nezakete, adab-ı muaşerete özen de kayboluyor. O yüzden sizin dediğiniz şey oluyor. İktidarın kaynağı benim, meşruiyetin kaynağı benim. İtiraz eden herkese de her şeyi söyleme hakkım var gibi bir cinnet siyasete nezaret ediyor. İtiraz ediyorsunuz, FETÖ'cü olma ihtimaliniz var. Vatan haini olma ihtimaliniz var. Devlet millet düşman olma ihtimaliniz var. Devamlı samimiyet testine tabi tutuyorlar sizi. Her zaman ne kadar dindar, ne kadar milletinize bağlı, ne kadar cumhuriyetinize, de vatanınıza sadık olduğunuzu size hesap soran herkese anlatmak zorundasınız. İktidar kendisinde, iktidar adına konuşan herkes kendisinde şu hakkı görüyorlar. Geçmişte yapıp ettiklerinden bağımsız. Yani siz onların yaptıklarının %1'ini, %1000'ini yapmamışsınızdır aslında. Ama önemli değil. Onların hikmetinden sual olunmaz. Onlar o işi yapmışlarsa geçmişte yapmaları gerektiği için yapıyorlardır. Size ne kadar devletinize bağlı, ne kadar vatanınıza sadık, ne kadar memleketiniz için hassasiyet taşıdığınızın hesabını soruyorlar. Her sefer soruyorlar, her sefer bu hesabı vermenizi istiyorlar. İkna etmek zorundasınız onları. İkna etmezseniz eğer kendileri sizin ne kadar memleketinize, milletinize, devletinize sadık insanlar olduğunu kabul etmezlerse ağzınızda kuş tutsanız bile siyasi meşruiyet alanının içerisinde size makul insanlarmış, makul siyasi değerlendirmeler yapan insanlar muamelesi asla yapmıyorlar. Bu devlet yönetecek bir kadronun dili olamaz böyle bir dil. Böyle bir taassupla devlet yönetilmez.